Fırçalama tekniğiniz doğru mu? Düzenli diş fırçalamanıza rağmen yine de diş çürükleri ve diş taşları mı oluşuyor? Hatalı diş fırçalıyor olabilir misiniz? Eğer bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz bu video tam size göre. Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere bir öneri sunacağım. E, Kliniğimde kendi hastalarıma da önerdiğim e, bir tekniktir bu. Bazen diş fırçalamakla ilgili bazı sıkıntılar yaşarsınız. Ancak bunun farkında olmayabilirsiniz. Klinikte kısıtlı zamanda modeller üzerinde diş fırçalamayı ne kadar anlatsak da Tam olarak doğru fırçalama tekniğini öğrenmeniz mümkün olmayabilir ya da bazen uzun zaman alabilir. Ben böyle durumlarda diş fırçalamanın doğru tekniklerini hastalarıma anlatmak adına şöyle bir öneride bulunuyorum bütün hastalarıma. Bu videoda sizlere de bu öneride bulunacağım. Hastalarımdan evde diş fırçalamalarını 4-5 dakika boyunca videoya çekmelerini istiyorum ve bu videoyu bana getirmelerini talep ediyorum ve videoyu inceleyerek izleyerek orada hastalarımın e, diş fırçalama hatalarını görürsem e, bunları da oturuyoruz hastalarımla konuşmaya çalışıyoruz ve nerede hata yaptıklarını kendi çektikleri videolar üzerinde onlara anlatmaya aktarmaya çalışıyorum bunun çok faydalı bir teknik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir videodan e, diş fırçalama tekniğini e, öğrenmek çok kolay olmayabilir ya da bir animasyon üzerinden e, öğrenmek çok kolay olmayabilir. Teorik olarak anlatmak ya da teorik olarak bir kitaptan, bir nottan okumak da diş fırçalama tekniğini öğrenmek için e, yeterli olmayabilir ya da modeller üzerinde göstermek de bazen çok verimli, etkili olmuyor. Ancak çünkü klinik ortamları biraz çok rahat hissetmediğiniz ortamlar oluyor. Bunu gözlemliyorum. Çekinebilir, herhangi bir insan utanabilir, kendini çok rahat ifade edemeyebilir, kendini çok rahat hissetmeyebilir bir hastane ortamında ya da bir klinik ortamında. İşte böyle durumlarda evde kendinizi rahat hissettiğiniz ve özgür olduğunuz bir ortamda diş fırçalamanızı videoya çekebilirsiniz. 4-5 dakika boyunca nasıl başlıyorsunuz, ne kadar süre boyunca diş fırçalıyorsunuz, hangi bölgeyi nasıl fırçalıyorsunuz? Bu gibi detayları videolardan gözlemleme, değerlendirme şansımız olur ve hataları daha net görürüz ve sizlere e, videolar üzerinde gördüğümüz hataları daha doğru aktarabiliriz ve yine modeller üstünde ya da e, animasyonlar üstünde sizlere e, gösterebiliriz. Diş çürükleri, diş eti iltihapları aslında kader değildir, genetik değildir. Tamamen doğru macun, doğru diş fırçalama tekniği, diş ipi kullanmak, gargara kullanmak, bunları her gün yapmak, düzenli yapmakla ilgili bir şeydir. Bunları düzenli yapmayan herkeste diş çürükleri ve diş eti iltihapları oluşacaktır. Yani diş çürükleri kader değildir tamamen sizin doğru tekniği uygulamanızla ve bunu her gün düzenli olarak yapmanızla ilgilidir. Bu nedenle doğru diş fırçalama tekniklerini öğrenmeniz çok iyi bir kazanımdır. Çünkü hayat boyu bunu uygularsınız ve dişlerinizi hayat boyu ağzınızda sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz. Bu nedenle sizden de bir ricam ve önerim var. Eğer fırçalama tekniğinizi tam olarak bilmiyorsanız, hatalı fırçaladığınızı düşünüyorsanız fırçalama videolarınızı bana e-posta atabilirsiniz. Ben burada inceleyip, gözlemleyip hatalarınızın, eksiklerinizin nerede olduğunu sizlere e-postanıza yanıt vererek anlatabilirim. Yalnız burada sizden bir ricam daha olacak. Bu video bir mükemmellik videosu değil. Yani her zaman günlük olarak nasıl fırçalıyorsanız o şekilde bir video çekerek atmalısınız. Yani bu videodaki amaç şu değil. Ben burada doğru fırçalayayım, doktora göndereyim. Doktorda benim yaptığım doğruları tasdiklesin, teyit etsin. Yani böyle bir video değil. Sosyal medyaya koyduğumuz o filtrelenmiş, ışıkları ayarlanmış, işte edit yapılmış, kesilmiş, idealize edilmiş fotoğraflar gibi düşünmeyin bunu. Burada bir hatanız varsa, bir eksiğiniz varsa amacınız bunu öğrenmek ve bunu düzeltmek. O yüzden her zaman nasıl fırçalıyorsanız bunu idealize etmeden günlük fırçalamanızı nasıl yapıyorsanız o şekilde bir video çekmeniz ve göndermeniz gerekir. Çünkü ancak bu şekilde hatalarınızı görürüz ve düzeltmenize yardımcı olabiliriz. Bana e-posta atanlara ee, yanıt vereceğim hepsine tek tek. Eğer bana e-posta e, atmak istemeyenler varsa da e, mutlaka bu videolarını çekip kendi e, hekimlerine, e, düzenli olarak gittikleri hekimlerine bu videoları e, götürsünler ve değerlendirmesini e, istesinler. Hekiminiz burada e, bu videolara bakıp e, hatalarınızı, eksiklerinizi e, görüp size doğrusunu e, anlatabilecektir. Evet, e, bu video bu kadar. Umarım faydalı bir öneridir bu sizin için. Umarım faydalı olur. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.